Anneler, babalar, Organik Annem YouTube kanalının farkıyla evde kemik suyu yapıyoruz. Yapması çok kolay, sizler de evlerinizde kemik suyu yaparak çocuklarınıza ve kendinize en iyi iyiliği yapabilirsiniz. Hem de çok ekonomik olan kemik suyunu evlerinizde yapın, çorbalarınıza, pilavlarınıza ve isterseniz direkt olarak da içebilirsiniz. Koku yok, sıfır. Hemen tarifime geçelim. Organik Annem YouTube kanalındasınız. Kanalıma hala abone değilseniz lütfen hemen abone olmayı ihmal etmeyin ve bildirim zilini açarak yeni videolardan haberdar olun. Kemik suyu yaparken özellikle kuzu kemik ya da keçi kemiği olanları, yani küçük baş hayvanların kemiklerini tercih etmenizi öneririm. Çünkü küçük baş hayvanlar antibiyotiği daha az alırlar büyük baş hayvanlara göre ve daha sağlıklıdır ve üzerinde toksik atıkları daha az biriktirirler. Ve kemik alırken özellikle şu şekilde ilikli olmasına dikkat edin. Çünkü bunun içerisinde mükemmel kolajen kaynağı saklıdır. Yani bu ilikli kemiğini almanızı tercih ederim. Yine bunlar içinde mutlaka olacaktır. Ama sadece bu şekilde almayın derim. Mutlaka ilikli kemiklerinin içinde bulunmasını tavsiye ediyorum. Çünkü gerçekten şifa kaynağı olanlar bunlar. Şimdi hemen yapımına geçelim. Öncelikle yapmamız gereken kemiklerimizi güzelce bir yıkamak. Kemikleriniz bu şekilde parçalı değilse mutlaka kasabınıza parçalatın. Yani tüm bir şekilde ise, şu şekilde ise eğer ki, bunu parçalatın ki içerisindeki kolajen yapının açığa çıkmasına müsaade edelim. Kemiklerimizi güzelce yıkayalım. Bol su ile yıkayalım. Kemikleri güzelce yıkadık. İlk kirinden, pisinden arındırdık. Ve şimdi ev yapımı doğal elma sirkemiz ya da herhangi bir sirkeden bir kahve fincanı bu suya ilave ediyoruz. Bu sirke kemiğinde oluşacak kanımsı yapının çıkmasını ve kemiğin kendine has kokusunu alacaktır. Yani bize kokusuz bir kemik suyu elde etmemizde yardımcı olacaktır. Sirkemizi ilave ettik ve biraz şöyle karıştıralım ki sirkenin her yere gitmesini sağlayalım. Ve daha geniş bir kabınız varsa mutlaka daha geniş bir kaba koyun. Çünkü bu şu kısımları suyun altında kalması gerekiyor. Cam kap olması için, size daha net gösterebilmek için bu şekilde yaptım. Daha sonra ben daha bir geniş bir kaba aktaracağım. Bunlar, bu kemik kısımları dışarıda kalmaması gerekiyor. Mutlaka suyun altında kalması gerekiyor. Buna özen gösterirseniz daha iyi kemik suyu elde edersiniz. Dilerseniz 2-3 saat sonra bu suyu döküp tekrar aynı su şeklinde yapabilirsiniz. Bu da size kemiğin kanlı kısmının, kef olmasını engelleyen kısmının çıkmasına kolaylık sağlayacaktır. Şimdi akşam 11 gibi koydum ben bunu. Sabaha kadar bu şekilde dolapta bekletiyorum. Kış ayı ise dışarıda balkon gibi serin bir yerde bekletebilirsiniz. Geceden sirkeli suda beklettiğimiz kemiğimiz artık pişirmeye hazır. Şimdi bu içerisindeki suyumuzu dökelim. Gördüğünüz gibi içerisindeki kanlı bölgenin de yok olduğu için keflenme olmadan çok güzel kemik suyu yapmaya hazır hale gelmiştir. Şimdi bu tenceremizin içerisine bolca su ilave edelim. Bu kadar su ilavesi yeterli. Çok da böyle abartıp bir sürü dökmüyoruz. Tenceremizi ocağımıza aldık. İlk etapta yüksek ateşte ocağımızda kaynamaya bırakıyoruz. Kaynadıktan sonra altını mum ışığı dediğimiz en düşük ayara getiriyoruz. Kemik suyumuz artık kaynadı. Şu köpükleri mutlaka almamız gerekiyor. Kemikleriniz kaynadığı zaman, suyu azaldığı zaman, gerekli gördüğünüz zamanlarda su ilavesi yapabilirsiniz. Şimdi bu kaynayan tenceremizi, mum ışığı dediğimiz ocağımıza alalım. Mum ışığı ayarımızı nasıl yapıyoruz? Şöyle ocağımızı açtık. En küçük ocak gözümüze alıyoruz. Şöyle iyice kısıyoruz.
en kısık bölümünde bu şekilde bırakıyoruz. Şimdi tenceremizi buraya alıyorum. En küçük göze aldım ve mum ışığı dediğimiz böyle fokur fokur kaynamadan en düşük ayarda uzun pişirme yapıyoruz. 8 saattir irikli kemik suyumuz kaynıyor. Kefi olmadı, o ilk çıkardığımdan beri kefi olmadı ve şu an son birikenler bunlar. Şöyle göstermek istiyorum, fazla da bir kef çıkmadı. Çünkü biz sirkeli suya ısladık ve bu kef oluşumunu zaten engellemiş olduk. Çok da fazla kefimiz olmadı. Şöyle, şimdi 8 saatten sonra dilerseniz, daha kokusuz olmasını isterseniz defne yaprağı ilave edebilirsiniz. Bu kokusunu daha çok alacaktır. Ve dilerseniz tane karabiber de ekleyerek aromatik bir kemik suyu elde edebilirsiniz. Ve yine dilerseniz bir miktar tuz ekleyebilirsiniz. Bu tamamen sizin damak tadınıza kalmış. Ben bir küçük bir tatlı kaşığı kadar ekliyorum. Fazla eklemiyorum. Maksat tadını daha bir orantılı yapsın. Bakın zaten pişmiş durumda ama bizim amacımız pişirmek değil, kemiğin özünü, iliğini çıkarmak. Bu şekilde kaynamıyor. Gördüğünüz gibi bakın hiçbir şekilde kaynama yok. Sadece ufak ufak alttan bir fokurdama var. O kadar kısık ki ocağımızın altı, kaynama ibaresi yok. Yaklaşık 10 saat kadar kaynatmayı düşünüyorum. Zaten bu bıraktığınızda soğurken kendi haline bile bıraktığınız zaman pişmeye devam ediyor olacaktır. 10 saat boyunca yavaş bir şekilde pişen kemik suyumuz artık hazır. Şimdi süzmeye geçelim. Hazır olan kemik sularımızın bir kısmını şöyle dolaba koyuyorum. Normal soğutucu bölümüne koyuyorum. Bunu hemen kullanmak için ayırıyorum. Eğer ki hemen kullanmayacaksanız bu şekilde dondurucuya porsiyonlayarak tablet haline getirebilirsiniz. Kemiklerin iliklerini de çıkardım. Yiyebiliyorsanız iliklerini de çıkarıp şöyle benim gibi içerisine katabilirsiniz. İlikli kemik suyumuzu dondurduk. Çok güzel tablet haline getirdik. Bakın bu şekilde çıkardığımız ilikli kemik suyunu çok rahat çorbalarınıza, pilavlarınıza tablet olarak, bulyon tablet olarak ekleyebiliriz. Gerçekten çok pratik bir yöntem. Tablet kolajenlerimiz artık hazır. Bulyonlarımız hazır arkadaşlar. Sizler de evlerinizde kolayca yapabilirsiniz. Bu tür videoların gelmesi için lütfen kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açarak yeni videolardan haberdar olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Organik Annem YouTube kanalında kalın.